Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha kalidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Muhterem cennetlik olasılar. Sizler cennetlik olup bizleri de davet edeceksiniz Allah'ın lütfiyle. İnşallah. Bu konuşmamızda mescitler, dünyanın her yerine camiler yapma. İlk camiden başlayacağız. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lemescidün üssise alet takva min evveli yevmin ahakku en tegûme fîhi fîhi ricalun yuhibbûne en yetetahherû. Vallâhu yuhibbül muttahhirîn. İlâ âhiril âye. Sadakallahul azim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Ve ikâme's-salâh ve îtâ'ez-zekâh ve lem yahşe illallâh. Allahu ekber. İnne evvel beytin vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil âlemîn. Fîhi âyâtun beyinâtun mekâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âminâ. Ve lillâhi alennâsi hicjül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ İlâ âhir âyeh. Sadakallahul azim. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صدق رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام. Peygamberimize salavatlar getirince aklım başıma geliyor. Sallu ala Resulina Muhammed, Allahümme sallâsın. Sallu ala şefii zunubina Muhammed, Allahümme sallâsın. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allah Teala Hazretleri bizlere üç büyük nimet ikram ettiğinden evvela Allah'ımıza hamdü şükürler ederiz. Zerrelerinin sayısınca nihayetsizliklere sonsuz Allah Teala Hazretlerine hamdü şükürler ederiz. O kadar da sevgili Habibine
salatu selamlar ederiz. Aziz ve muhterem cennetlik olası dinleyenlerimiz, çok mühim bir Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Acizane bütün alemler, insanlar, cinler, kıyamete kadar geleceklere de duyurmak üzere bu nasihatları yapmak istiyoruz. Evvela söyleyenler, dinleyenlere Cenab-ı Hak hidayetler versin. Hatta bilerek bilmeyerek İslam'a, Müslümanlara düşmanlık yapmak isteyen ve yapanların da hidayetine niyet ederek. Günah yerlerinde kalmış mübarek kardeşlerimiz, hatalı yerlerde kalmışlar. Onların da hemen tevbe ederek camilerimize koşmaları niyetimizle bugünkü konuşmalarımızda camilere davet, ilim, irfan merkezlerine, zikir meclislerine davet niyetimizle Allah'ımızın lütfiyle konuşmak istiyoruz. Önce 3 kere kelime-i tevhid, bütün alemler, şimdi ihlasla televizyonlarınızı açtınız, dinliyorsunuz. Sizin ihlasla söylemenizle Cenab-ı Hak kadir bütün alemlere duyurmaya. İhlasla inşallah beraber söyleyelim. Buyurun. Fâlemennehu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunları söylediğimiz zaman Allah'ın lütfiyle Cenab-ı Hak her söylememizde bir de şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Her söylememizde Allah'ımız imanlarımızın tazelenmesini ikram ediyor. Bütün günahlar her söylememizde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Resulullah. Her söylememizde bütün günahlarımız affoluyor ve her söylememizde her sıkıntıdan kurtuluyoruz. Daha evvel derslerimizde söyledik. Ağlayan çocuklar da durur, kavga edenler de durur. Dünyada katiller çoğaldı. Katiller, kavga edenler, birbirini öldürenler, kazalardan, belalardan muhafaza olmak için sabah namazı cemaatlerine ve zengin, hayırlı zenginlikler için sabah namazı cemaatlere devam etmeyi de her dersimizde tavsiye etmeye çalışıyoruz. Bu işi ancak hanımlar daha iyi yaparlar. Evlatlarını göndermeye niyet etsinler. Küçük çocukları bile babalarıyla göndermeye camilere, kardeşlerini göndermeye, babalarına da rica etse hanımlar, babaları da kızının sözünü, kızlarının sözünü dinlerler ve efendisine de. Ve Japonya'da söyledim. Japonya'da Japon hanımlar efendisine diyor, efendi git, büyük çocuğumuzu da götür. Efendim, büyük çocuklarımızı 7 yaşından itibaren camiye götür. Dinden, imandan bir şeyler öğrenin de gelin bize de öğretin. Biz daha küçük çocuklarımıza da öğretiriz. Evet, şimdi mescitlerden bahsedeceğiz. En evvel mescit, dünyada Mescid-i Aksa. Ondan sonra Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama. Fakat Peygamber Efendimiz
dünyaya geldi Mekke mükerremede. 40 yaşına kadar güzel ahlakıyla insanlar çok sevindiler, hürmet ettiler. Muhammedül Emin ismi verdiler. Efendimiz 40 yaşında davete başladı. Davete başlayınca inananlar birer birer, en evvel iman eden Hatice validemiz, evine geldi çünkü Efendimiz. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimiz, Ali Efendimiz, böyle Bilal-i Habeşi Efendilerimiz. Bu şekilde yavaş yavaş Müslümanlar çoğalmaya başladı. Peygamber Efendimiz Darul Erkam'da ibadet ediyordu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma din üzere Efendimiz Darul Erkam'da ibadet ediyor. İnsanları ibadete davet etti. Kelime-i Tevhid'e, yani Kelime-i Tevhid'e her Müslüman davet edebilir. Efendimiz buyuruyor. Ya eyyühennas, kulu la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, tüflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah söyleyin. Her sıkıntıdan kurtulursunuz. Biz bu şeyle tecrübelerimiz oldu. Çok kimseleri davet ettik. Bir kere söylediğinde, aman her sıkıntılarımdan kurtuldum dediler. İslam öğrenmeye çalıştılar. Bunu her Müslüman yapabilir. Emanet hem de. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz men kâne evvel kelamuhu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ahir kelamuhu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cennete girer. 1000 senede yaşasa. Bu zamanda 1000 sene yaşayan yok. Evvelden vardı. Evvelki peygamberler aleyhissalatü vesselam. Biz onların hepsine inanıyoruz. İslam dini bütün dinlere hürmet ediyor. İslam'da bütün dinlere biz amentü okuyalım şöyle imanımız tazelenmesi için. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del hak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları da müzakere edin. Edelim inşallah. Evet. Efendimiz 10 sene, 10,5 seneye kadar hep la ilahe illallah. Men kâne men gâle âhir kelâmuhu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dehalel cennet. Son sözü bir insanın kelime-i tevhid olursa o da cennete girer. Onun için çokça söyleyeceğiz, başkalarına söyletebileceğiz ki ölüm anında da söyleyebilelim. Bunlar da çok mühim hikmetler var. Evet, 10,5 sene sonra namaz geldi ama Mekke mükerreme ne kadar sıkıntılar Efendimizin. Sıkıntılar, namaz kılarken üstüne deve işkembesini attıran Ebu Cehiller. Yine de Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın lütfiyle ibadet ederken işte o günün akşamı Miraç'a davet etti Efendimiz'i Cenab-ı Hak. Efendimiz bize namaz hediyesini işte o zaman getirdi. Bunları siz çok dinliyorsunuz mübarek hocalarımızdan. Allah kabul eylesin. Dinleyelim inşallah. Her söyleyeni dinle. Ol söyledeni anla. Haktandır o ret eyleme. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Buyurmuş büyüklerimiz. Onlardan da nasihatler alıyoruz. Peygamber Efendimiz Mekke mükerremede davete başladı. Çok sıkıntılardan sonra Allah'ın lütfiyle Hazreti Ali Efendimiz'i yatağına bırakıp kendisi çıkıp dışarıya o gece Efendimiz'i öldürmeye niyet eden kaç tane çeşitli kabilelerden Efendimiz çıkıyor, evinden çıkıyor, bakıyor ki orada adamlar hazır, yerden bir toprak alarak ona okudu. Ve cealnâ min beyni eydihim seddem ve min halfihim seddem fe agşeynâhum fehum la yubsirûn. Yasin-i Şerif'in 1. sahifesinde şöyle bir atı verdi. Allah Teala Hazretleri
onlara göstermedi Peygamber Efendimiz. Ebu Bekir Efendimiz'le anlaşmışlardı. Medine-i Münevvere'nin dışında bir yerde efendim buluşmak üzere Efendimiz gitti. Onlar daha bekliyorlar, bekliyorlar. Şeytan geldi, ne bekliyorsunuz? Muhammed çıkacak, öldüreceğiz. O çoktan gitti dedi şeytan, düşmanımız. Çoktan gitti. Evine, yatağına baktılar. Hazreti Ali Efendimiz'i buldular yatakta. Oo, sen nerede? Nerede? Hazreti Muhammed nerede sen? Bana burada yat dedi. O benim büyüğüm. Onun emrine itaaten ben burada yattım. Bilmiyorum. Nereye gittiğinden de haberim yok. Arkasını takip ettiler. Kıssalar uzun. Bunları çok dinliyorsunuz. Evet. Vaiz kürsülerimizde, minberlerimizde, efendim, ilim zikirlerinde, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, alimler, evliyalar, Allah dostları, elhamdülillah, elhamdülillah, Efendimiz'den bu zamana kadar bu dini muhafaza için gece gündüz çalışan neler mübarek. Biz de nelerini gördük. Onların hepsinden faydalandık. Allah şimdiye kadar göçenlerimize, göçeceklerimize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. İyilerin yolunu takip etmeye nasip eylesin. Evet, dünyada bulunup da kötü işlere devam edenlere de Allah, bizlere de onlara da hidayetler versin. Beş vakit namazda huzuruna kabul olunanlardan eylesin. Evet, Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdular. Orada ilk mescit, işte temin okuduğum Mescidi Kuba Mescidi. Evet, beş vakit namaz kılınmak üzere yapılan ilk mescide, ilk mescit orada, işte bu ayet-i kerime manasını tekrar öğrenin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemescidun ussise ale't-takva min evveli yevmin ehakku en tegume fihi ricalun yuhibbuna en yetetahheru vallahu yuhibbul muttahhirin. Taharet. Vudu Allah'ın emriyle. Orada Efendimiz namaz kendi eliyle, sahabelerle, onlar çünkü ilk iman edenlerdi. Mine'de, evet, Akabe biati buyurulan İslam tarihinde orada iman etmişti. Altı kişi geri döndüler. Ondan sonra çoğalmaya başladı. İkinci, üçüncü seneler Medine-i Münevvere'de çoğalma devam etti. Oradan da Medine-i Münevvere'den de dünyanın her yerine. İşte bize de Cenab-ı Hak Medine-i Münevvere'den Japonya'ya kadar, Medine-i Münevvere'den Avrupa'nın her yerini gezmek nasip oldu. Oralardan zaman zaman söylüyorum size. İnsanlar çok iyi. Allah'ımız buyuruyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. İnşallah hatırıma gelir. Allahümme salli. Bazen böyle unutmalar oluyor. Salavat-ı şerife getiriyorum da. Allahümme salli ala seyyidina. Yani Adem evlatlarını, Türkçesi, Adem evlatlarını mükerrem, ve lakad kerremna beni Adem. Elhamdülillah, Allah ikram etti. Ve lakad kerremna beni Adem. Adem evlatlarını biz mükerrem, iyi olarak yarattık. İkinci ayet-i kerimede ve Tin suresinde hepiniz bilirsiniz. Lakad halaknel insane fi ahseni takvim. İnsan biz, insanı güzel ahlakul üzere yarattık. Tabii ayetlerin sonları da var da, insan, insanın güzel ahlaklı olduğunu. İnsan iyi olursa mahlukat da rahat eder. İnsanların iyi olması da imana bağlı, tevbeye bağlı. Ya
bu ayet-i kerime de çok mühim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan ve ulaike yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Bu çok mühim bir şey. Tevbe eder. Tevbe eder. İman eder. Ameller işler. Bunu salih olarak en iyi şekilde yaparsa geçmiş günahlarını Allah affettikten sonra sevap yapmış gibi, sevap yapmış olarak kabul ediyor. Ondan sonra ulema efendilerimiz tefsirde, daha da altında tefsirde yazarken buyuruyorlar, insanda, insanlarda şer kuvvetleri var. Şer kuvvet. Bu şer kuvvetleri hayra dönecek. O zaman geldi şimdi. Bütün insanların düşündükleri, yapmak istedikleri şerler hayra dönecek. Ben de onu kendimde de tevbe istiğfar ediyorum. Her zaman tevbe ediyorum. Kardeşlerimizi tevbeye davet ediyorum. Evvelki hatalı günlerimizi Cenab-ı Hak hayırlı günlere tebdil edecek. Kendi nefsimde de Cenab-ı Hak'tan bunu istiyorum. Bütün kardeşlerimize de iyice tevbe edelim. İmanımızı tazeleyelim kelime-i tevhidlerle. Başkalarına şefkat ederek davet etmeye çalışalım. Allah'ımız evvelki şeylerimizi, hatalı günlerimizi Cenab-ı Hak kendi lütfiyle mübarek iyiye döndürecek. İyi iş yapmalara. O zaman nasıl ki bir bomba atıyor, ne kadar insanların helakine şey oluyor, bu defa Allah Teala Hazretleri böyle dualarla, televizyonlar, radyolar, gazeteler şer için çok çalıştılar. Allah'ımız onları biraz hayra döndürmesi için hep dua edeceğiz. Muhterem dinleyenler, seyirciler. Hepimiz onların da hayır dua. Çünkü Peygamberimiz Mekke Mükerreme'den Taif'e gittiğinde mübarek ayaklarından kanlar çıkarken akrabaları ziyarete gitmişti davet için. O çocuklara söylediler, taşlayın bu insanı. Ya ayaklarından kanlar çıkarken Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi bu kavmime hidayet et. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bilmeden yapıyorlar. Peygamberimizin hidayet duası her zaman hidayet duası. Evet, Uhud'da da mübarek diş şerifleri şehit oldu. Yalnız kaldı orada Efendimiz. Yani etrafını böyle o kadar şey yaptılar. Yalnız kalırken Allahümme ehdi kavmi yine öyle dedi, buyurdu. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmim anlamıyor. Ya Rabbi bu din böyle efendim beni de öldürüverirlerse bu inanacak kimse kalmayacak yeryüzünde ya Rabbi diye yine dua ediyor. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah muhafaza eyledi peygamberimizi ve Müslümanlar tekrar muzaffer oldular bazı sıkıntılardan sonra. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de işte onlar davet etmişti zaten Kuba köylüleri. Orası bir köy. Tabii köydü. Şimdi Medine oldu. Medine Münevvere oldu. Şehir oldu. Orada Efendimiz 8 gün kadar ibadet etti. Efendimiz'i davet ettiler Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'ye buyur gel ya Resulallah diye. Yolda giderken cuma namazı kıldırdı bir mübarek yerde. Kuba Mescidi ile Medine-i Münevvere arasında orada Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bu ayeti kerime orada geldi diyen alimlerimiz var. Evvelden de gelmişse de burada cuma namazı kıldırdı Peygamber Efendimiz. Bizim ecdadımıza da
hizmet sırası gelince oraya bir kubbeli mescit yapmışlar. O kubbe duruyor. Kubbe ve mescit şimdi büyüdü. Elhamdülillah. Bu hükümetlerde güzel hizmetler yapıyorlar. Onlar daha büyüttüler. Yine kubbesi de var. Allah Teala Hazretleri dinimize her hizmet edenlerden razı olsun. Daha da genişletmeyi nasibi müyesser eylesin. Oradan Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurdular. Orada ev yapmadan mescit yapmayı düşündü Efendimiz. Eyüp Sultan Efendimiz'in evinde misafir oldu. Orada misafir oldu. Kendine ev yapmadan cami yapmayı. Mescit deniyor devamlı. Kur'an'daki de şey. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhânellezî esrâ bi'abdihî leylem minel mescidil harâm ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu linüriyehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr. Sadakallahul basîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdinas sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah, Arapçada ilellika buyuruyorlar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum, üzülüyorum. Cennette görüşeceğiz inşallah. Dünyada da Allah görüştürür inşallah. Cennette de görüştürür inşallah.